Herkese selam arkadaşlar. Bugün Losey köyünü gezmeye, sonrasında da Losanta'da gönüllü faaliyetinde çalışmaya karar verdik. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Losey köyüne geldik. Bugün Losey köyüne geldik dernek olarak ve Furkan abi nasılsın? Furkan abi sen bakarken konuşamadın. Losey köyündeyiz. Evet. Şu an ilk defa geldim, ben de heyecanlıyım. Ben de ilk defa geldim. Ben çok heyecanlıyım. Şimdi merak ediyorum. İzleyenlere buradan iyi seyirler, çok güzel video olacak. Teşekkür ederim. Koyalım. Evet. Bugün mandalina şey yapacağız değil mi? Biz mandalina paketleyeceğiz. İsteyenler de satın alabilecek. Şu an burada evet. Bir konferans verecekler. Böyle bir bilgilendirme yapılacak şu anda. Ha evet, burada tamam bize. Ne yapacağım? Sonra Losey'e. Tamam. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Arkadaşlar burada Losey'de çalışan arkadaşımız bizi bilgilendirdi ve Losey'in eski reklam filmini izletti. Gerçekten canım kardeşimden alınmış bir reklam ve hepimizi hüzünlendirdi ve başarılı bir reklam olduğunu düşünüyorum. Bize Losey kuruluşu hakkında burada bilgi veriliyor. Kanser? Evet. Ne yazık ki yapacak bir şey yok. Ey Allah'ım! Ulan bu benim kardeşimin bulduğunu öldürecek. Yarışlarda para kazanıp ne alacağım? Ne alacağım? Televizyon. Televizyon mu? Yaşasın aslan abi benim, yaşasın. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben ölecekmiş. Sana söz veriyorum, en geç bir hafta içinde alacağım televizyonu. O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi hep bu sonla biterdi. Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi. Kahraman? Kahraman? Bak televizyon hazır. Buyurun. O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen Losey'de, bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. Hedefimiz artık %100'e ulaşmak. Nasılsın kahraman? Çok iyiyim abi. Yaşa be kahraman. Losey tam 20 yıldır bunun için var. Losey hakkında bilgi edindikten sonra Losey dükkanının yapım aşamasına geldi. Burada bir atölyede yapılıyor ve burada çok güzel ürünler var ve bu ürünleri Losey'in çocukların anneleri yapıyordu bizim gördüğümüzde. Gerçekten çok güzel bir atölyeydi. Bir sürü Losey dükkanında da bu yapılan şeyler sergileniyor. Siz de merak ederseniz Losey dükkana bakabilirsiniz. Tüyleri ne kadar güzel. Göreceğim gözlerim ben. Bu gözlerim ama gözlerim gerçekten çok güzel. Baksana şuna. Utandın mı? Bak şuna hiç gelmiyor. Evet o tavşanlar hiç hareket etmiyor uzaktakiler. Geldik gönüllülük faaliyetini yapacağımız Losanta Hastanesi'nin otoparkına. Bizim gibi bir sürü gönüllü insan vardı. İlk olarak kutu paketlemede çalıştık. Kutuları paketledik. Sonrasında da birkaç arkadaşımız mandalinaları iyi mi çürük mü diye ayırdı. Biz de sonrasında orada görev yaptık. Kutu paketlemeye o kadar daldık ki zaman nasıl geçtiğini fark etmedik ve yaparken çok eğlendik. Arkadaşlarımızla geldiğimiz için de zaman çok hızlı geçti. Bizim gibi ailesiyle gelenler, arkadaşlarıyla gelenler bir sürü insan vardı. Ama tek gelen insanlar da vardı ve genel yaş ortalaması dediğim gibi öğrenci ağırlıktaydı. Ama her telden insan vardı arkadaşlar. Daha önce bu hastalığı geçirip sonrasında buraya gelip yardım eden ya da Losey'in çocukların akrabaları bir sürü insan vardı. Biz de dernek olarak burada bugün yer aldık.
Arkadaşlar şimdi ara verdik. Paket bitirmeyi, yani paketlemeyi bitirdik. Yanıma gel konuşalım. Tuğçe nasıl, eğlendin mi paket yaparken? Evet, ben eğlendim. Çok hızlı. Bir anda elimizle alışınca çatır çatır yapmaya başladık. Ve böyle biriktiğini gördükçe insan daha çok... Evet, ve bağımlılık yapıyor. Evet. Çok eğlenceliydi. Şimdi öğle arasındayız. Yemek yiyeceğiz. Sonrasında mandalinalara geçeceğiz. Heyecanlıyız mandalinalar için. Bekliyoruz. Öğle arası yemeğinden sonra otoparka geri döndük ve mandalinaları paketledik arkadaşlar. Yani iyi mi, çürük mü, sert mi diye ayırdık. Burada sesim gelmediği için tekrar anlattım. Sesli bir şekilde daha size net ulaşması için. Ve mandalinaları bizim gibi bir sürü insan yaptı. Gerçekten kolay bir işlem. Sert mi, çürük mü, iyi mi diye ayırdık sadece. Mandalinaları paketledikten sonra hastanede bulunan Löse dükkana geldik. Bir sürü yılbaşı koleksiyonu ürün vardı. Sevdiklerinize hediye alabilirsiniz. Aynı zamanda yeni yıl ajandaları da vardı. Kırtasiyelikler, bebekler ve hediyelikler çok yoğunluktaydı. Onun dışında bir de yeme içme ile alakalı bir dükkan, yani yemek sektörüyle alakalı hediyelikler ve kozmetikle ilgili hediyelikler de vardı. Biz genel olarak Löse dükkanı ve yandaki dükkanları çok beğendik. Ben mesela Löse'ye ait bir çikolata almıştım. Çok beğendik. Siz de yardım amaçlı bu tarz şeyleri alabilirsiniz. Eminim faydanız dokunur ve inanılmaz güzel de gezmesi. Aynı zamanda Lösent Hastanesi dışında bir sürü yerden Löse dükkan ürünlerini bulabilirsiniz. Online siteleri de varmış. Ve Karım AVM'nin yakınında da bir Lösev dükkan olduğunu bizde paylaştılar. Onun dışında bugünkü gezimizi burada sonlandırdık arkadaşlar. Gerçekten verimli bir gün oldu. Hem çok çalışıp hem de çok yorulduğumuz bir gün oldu. İsteyen herkes de Lösev'de gönüllü olabilir arkadaşlar. Genellikle öğrenci ağırlıklıydı ama 7'den 70 herkes Lösev'de gönüllü olabilir. Bunu Lösev'in resmi sitesinden yapacağınız başvuruyla sağlayabilirsiniz. Aktif gönüllü olmak isterseniz de sizi WhatsApp gruplarına dahil ediyorlarmış. Ben fırsat buldukça bunu yapacağım. Gerçekten çok katkı sağladım. Verimli bir gün geçirdiğim mi hissettim yani etkinlik sonrasında. Bu his gerçekten çok güzel arkadaşlar. Videomu da buraya kadar izlediyseniz sizlere çok teşekkür ederim. Aklınızda herhangi bir soru varsa yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Sonraki içeriklerde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.